Sosyal bayramlarında bu Ramazan kutluyoruz hep beraber. Kurulmasız bayramlara bizler ulaştık. Sayın Çanlar var. Aynen, bizim olan günler var efendim. Yani. Kaç kişi geldi buradan? 3 kişi şu an daha geldi. Bu nasıl? Çek. Osman Jandarma Çavuş 1 olduğunu hissedik. Yeter kısmı aldık. Bir ol. Ailene çok selam. Sağ ol. Bayramı bayramı. Sağ ol. Jandarma Osman Çavuş Ahmet Duran. Ahmet Bayram'ın bayrak bu. Sağ ol. Ailene çok selam söyle. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Bayramın mübarek olsun. Sağ ol. Böyle teker teker de bayram başlayalım. Bayram bayram olsun. Uzman Çavuş Ertuğrul Şahin! Bayramın bayrağı... Sol! Uzman Çavuş Serdar Doğru! Serdar bayramın bayrağı olsun, ailene çok selam söyle. Sol! Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Beytü Şevaf Kaymakamı İsmail Pendik. Ramazan bayramı vesilesiyle ilçede görev yapan Mehmetçiklerle beraber, polis arkadaşlarla beraber oldunuz. Neler söylemek istersiniz efendim? Öncelikle bugün Ramazan bayramı hem milletimizin hem de tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah bu bayram koronasız günlerin habercisi olur. Rabbim bu bayramı vesile kılarak koronavirüsünden hem ülkemizi hem de tüm insanlığı kurtarır. Bugün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 81 vilayette sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında. Beytüşevap'ta da aynı şekilde bu tedbir uygulanıyor. Sağ olsun Beytüşevaplı vatandaşlarımız hem köylerde hem ilçe merkezinde bu karara tamamına yakını uydu. Bu açıdan Beytüşevaplı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ama gizli kahramanlarımız var biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasağında bile 7/24 hizmet eden kamu görevlileri var. Öncelikle sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Onlar özellikle korona sürecinde hakikaten fedakarca çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Daha sonra kontrol noktalarımızdaki ilçemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayan jandarmamızla, polisimizle, korucularımızla, bekçilerimizle bayramlaştık. Onlara da teker teker teşekkür ediyoruz. Şu an eğer bölgemizde, Beytüşevap'ta, ilçemizde güvenlik, huzur hakimse bu kardeşlerimizin fedakar çalışmaları neticesindedir. Rabbim hepsinden razı olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde buradaki görevlerini tamamlamalarını diliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz Vefa Sosyal Destek Grubu'da çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Sokağa çıkma yasağı uygulansa da onlar görevlerini başındalar. Özellikle 65 yaşının üstündeki ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. Onlarla da bayramlaştık. Onlara da teşekkür ettik. Açık olan fırınlarımız, eczanelerimiz, onlar da hizmet ediyor. Onlarla da bayramlaştık. Bu vesileyle hem 7/24 görev yapan sağlık çalışanlarımız, askerimiz, polisimiz, bekçilerimiz, korucularımız, velhasıl tüm güvenlik güçlerimize ve diğer kamu hizmeti sunan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışan gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Ramazan Bayramı'nı, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor. Bu bayramın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Efendim son olarak hem Türkçe hem Kürtçe bayramları kutladınız. Vatandaşın esnafla da görüştünüz. Yani çalışan esnaflarla beraber neler söylemek istersin bunlarla? Tabii ki gönüle giden yol dilden geçer. Buradaki vatandaşlarımızın tamamına yakını Kürt. Buradaki kardeşlerimizin gönlüne geçmek için ilk görev yaptığımız andan itibaren bütün mesai arkadaşlarımızla beraber canı gönülden çalışıyoruz. Dil de bunun en önemli yoludur. Bayramını Kürtçe tebrik etmek, Ayde Havaya Ramazan'a piroz bit demek, ondan sonra Slavalı Ayla Kuhabike demek, ailenize selam söyleyin demek. Bunlar her zaman gönül alıcı ifadelerdir. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'nin asli ve birinci sınıf vatandaşları olarak şanlı bayrağımızın altında bölünmez bir şekilde ülkemizin vatandaşları olacaklardır. Kim ne yaparsa yapsın bizleri bölemeyecekler, ülkemizde ilelebet paydar kalacaktır. Hadi burada da biz sizle bölümümüzü bilgilendirdik ki arkadaşlarımıza da aynı şekilde. Onlar da bayramını tebrik ediyoruz.